Burada işçi işveren arasındaki denetim ve işverenin kendi iş yerindeki denetim, gözetim, düzenleme, kural koyma haklarıyla işçinin kişilik hakları, anayasadan ve yasalardan, uluslararası yasalardan, anlaşmalardan kaynaklanan hakları çakışmaktadır. Evet, işveren tabii ki işçiye vermiş olduğu özellikle de şirket e-postalarını her zaman için denetleyebilir, kaydedebilir. Çünkü şirket e-postaları işçinin kişisel iletişim araçları değildir. Bunlar işveren tarafından işçiye işi görmesi sırasında kullanması için verilen, sağlanan araçlar ve kaynaklardır. Ancak yine de ileride işçinin benim kişilik haklarım zedelendi, benim şahsi verilerim ortaya atıldı ya da iletişimimin mahremiyeti bozuldu iddialarıyla ortaya çıkmaması için ve bu tür yanlış anlaşılmalara yol açılmaması için işverenin işçiyi bu e-postalara kendisine sadece ve sadece iş amacıyla verildiği, iş dışında kullanılmaması gerektiği ve bunların içerikleri de dahil olmak üzere sürekli olarak loglandığı konusunda uyarması gerekir. Çünkü burada işverenin işçinin kişilik haklarına tecavüz ettiği düşünülemez. Hem iş yeri güvenliği için hem de işin sürekliliği için. Örneğin o işçi o gün işe gelemediğinde yazışmalarının başkası tarafından takip edilebilmesi için. Ya da işten ayrılması durumunda birdenbire gitmesi, hastalanması, ölmesi durumunda devamlılığın sağlanabilmesi için bu bir zorunluluktur, keyfi bir uygulama değildir. Sadece dediğim gibi işverenin bunun kişisel olarak kullanılmaması gerektiğini, çünkü kaydediliyor olduğunu mutlaka işçiye bildirmesi gerekir.